Sevgili seyirciler, şu anda Çorum'un Karaacip köyündeyiz. Daha önce burası belediyelikti. Belediyeden tabii düştükten sonra şu anda köy oldu. Belediyenin tabii binası da muhtarlığa geçti. Muhtarımız Servet Atmaca yanımda. Aynı zamanda yine Ankara Karaacipler Dernek Başkanımız Abdullah Genç sağımda. Öncelikle başkanım, teşekkür ediyorum. Beraber geldik, şöyle Karaacip'i havadan bir görüntüledik. Vallahi öncelikle ben size teşekkür ediyorum. Özverinizden dolayı Allah razı olsun diyorum. Ayrıyeten piknikte de özveriden dolayı bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Burada da Servet Atmaca'nın çalışmalarını görüyoruz. Sen de şahit oldun. Evet. İnanın işi de çok zor. Allah ona da yardım etsin. Çok memnunuz sizlerden de onlardan da. Allah razı olsun diyorum. Karaacip Dernek Başkanımız Abdullah Genç, aynı zamanda Ahmetoğulları Mobilya Murat Şekerci sağ olsun, beraber geldik. Sen de bizi karşıladın. Şöyle Karaacip'i havadan bir görüntüledik. Dedik ki piknikten önce şöyle bir köyü gösterelim, ondan sonra pikniğe geçelim. Sen neler söyleyeceksin? Tabii burası belediyelikti. Belediyelikten düştükten sonra bina muhtarlığa devroldu. Şu anda aynen, sizin makamınızın önündeyiz aynı zamanda. Öncelikle Ekin TV'ye yaptığınız yayından için Haydar Bey, size çok teşekkür ederim. Hepinizin sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Sayın Dernek Başkanımız Abdullah Genç'e çok teşekkür ediyorum. Dünden biliyorsunuz Ankara'da piknikteydik. Evet. Yani memnun olmayan kişiyi ben göremedim orada. Herkes çok memnundu. Katılım çok güzeldi. Kendilerine yaptılar hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Murat Şekerci kardeşim bugün beraber gelmişler. Ona da çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Karaacipler her nerede bizi izliyorlarsa şimdi Karaacip'in havadan çektiğimiz görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Daha sonra da piknik görüntülerine geçeceğiz. Bütün herkese iyi seyirler diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. Allah hepsinden razı olsun. Biz sizleri seviyoruz. Çorum elleri bağladı da gurbet yine varamam. Mah yüzüne dolmuş zülfün telleri, bahçesine girip gülün deremem. Mah yüzüne dolmuş zülfün telleri, bahçesine girip gülün diremem. Gidemem Çorum'a, karlar yağdı yoluma. Yar selamım almamış, o da gider zoruma. Kırk dilimden ötesi, ışkırıklar tutası, anasıyla yar gurbet ayrılığın yarası. Mecit özüm orta köyden Laçin'e, Uğurlu'dan İskilip'e gidince, sanki kızıl ırmak kalktı içime, çaladı gözlerim yine silemem. Sanki kızıl ırmak kalktı içime, çaladı gözlerim yine silemem.
Çoruma karlar yağdı yoluma. Yar selamım almamış, o da gider zoruma. Kırk dilimden ötesi, ışkırıklar tutası. Anasıyla yar gurbet, ayrılığın yarası. Çorum geçince kargım Osmancı'la yolum düşünce. Koyun baba bize gönlün açınca, der dursunum gurbet elden duramam. Koyun baba bize gönlün açınca, der dursunum gurbet elden duramam. Gidemem Çorum'a, karlar yağdı yoluma. Yar selamım almamış, o da gider zoruma. Kırk dilimden ötesi, ışkırıklar tutası. Anasıyla yar gurbet, ayrılığın yarası. Sevgili seyirciler, güneş doğarken ekibi olarak bugün Ankara'dayız, başkentteyiz. Ankara'da Çorum Karacipler Derneği'nin düzenlemiş olduğu piknik şölenine katılıyoruz. Bizim memleket, bizim memleket. Ah canım canım, bizim memleket, bizim memleket, bizim memleket. Ah canım canım, bizim Karacipler Derneği'nin düzenlemiş olduğu piknik alanındayız. Sabahın erken saatleri, bir tarafta semaverde çaylar demlenirken bir tarafta da hanımlar yemekleri hazırlıyorlar. Bakıyorum yemekte şu anda melemen yapılıyor. Börek yapılmış. Tabii sabah kahvaltısı yapılıyor halen şu saate kadar. Biraz sonra da öğlen yemeğe hazırlıkları başlayacak. Biz piknik alanını gezmeye devam ediyoruz. Bizim memleket, bizim memleket. Ah canım canım, bizim memleket, bizim memleket, bizim memleket. Ah canım canım, bizim memleket. Ankara'da Çorum Karacipler Derneği'nin düzenlemiş olduğu piknik alanını geziyoruz. Tabii çaylar demleniyor, yemekler yapılıyor, kahvaltılar yapılıyor. Ama bazı yerler var ki öyle yerler, özel yemekler yapılmış. İşte abla itinayla ev baklavası yapmış. Bize de ikram etti. Biz de dedik ki baklavayı yiyelim, baklava tadında sohbetler edelim. Evet. Eline sağlık. Afiyet olsun abicim. Vallahi 10 numara baklava olmuş. Afiyet olsun. Herkesi bekleriz. Sipariş alınır. İsmim Hamide Çetin. Evet, piknik alanı güzel. Evet. İnsanlar güzel. Evet. Sohbetler, muhabbetler güzel.
Bu pikniği düzenleyene dernek başkanımıza, yönetim kuruluna bir teşekkür ederim. Hepsinden de Allah razı olsun. En azından senede bir sefer de olsun. Sıla-i Rahim yapıyor. Herkes yani sevdiklerini görüyor bu maksadına. Allah razı olsun düzenleyenden. Yani maksat yemek içmek bahane. Herkes birbirini görmek. Allah razı olsun düzenlerden. İzleyenler. Herkese evet izleyenlere de selam olsun. Anneme, kayınvalideme, kayınbabama. Herkese bütün garajı ve büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Hepsi de Allah'a emanet olsunlar. Baklavayı herkese gönderemiyoruz ama Ankara'da Karacipler Derneği'nin düzenlemiş olduğu piknik alanında bizi izleyen herkese saygı selamlarımızı gönderiyoruz. Acımam ki gözümdeki yaşına, seni şu bay buruta rezil ederim. Seni Erzurum'a rezil ederim. Bel olur duvarın başına, her yerde çıkacağım karşına. Merhamet dileme benden boşuna, seni şu bay buruta rezil ederim. Ben olur dolanırım başıma, her yerde çıkacağım karşına. Merhamet dileme benden boşuna, seni şu bay buruta rezil ederim. Seni şu bay buruta rezil ederim. Seni Erzurum'a rezil ederim. Ben olur dolanırım başına, her yerde çıkacağım karşına. Merhamet dileme benden boşuna. Seni şu bay buruta rezil ederim. Ben olur dolanırım başına, her yerde çıkacağım karşına. Merhamet dileme benden boşuna. Seni şu bay buruta rezil ederim. Seni Erzurum'a rezil ederim.
Piknik alanında semaverler yanıyor, yemekler yapılıyor, çaylar demleniyor. Ayrıca dernek tarafında gelen misafirlere ve pikniğe katılanlara yemek ikram ediliyor. Tabağını alan burada sıraya giriyor. Yemeğini aldıktan sonra masasına doğru devam ediyor. Yemeğimizi genel olarak bütün üyelerimize ikram ediyoruz. Yemeğimizde işte kavurmamız var, pilavımız var, salatamız var, karpuzumuz var, içeceklerimiz var, meşrubat çubuğu. Onun için herkese teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. Evet. Yemek sadece gelen yabancı misafirlere mi ikram ediliyor yoksa isteyen gelip herkese mi genel olarak mı ikram ediliyor? Genel olarak herkese ikram ediyoruz. Çünkü mangal yakanlar var, ben gördüm, geziyorum şimdi masaları. Onlar onu sevdiği için yapıyorlar, evet. Evet. Kendileri ekstra olarak isteyenler evet. Mangalını yakabiliyor. Evet, ama evet, derneğin, tabii. Bu yemek derneğin ikramı ya. Aynen doğru. Herkese ikramı. Derneğimizin yemeği herkese ikram zaten. Evet. Peki, yapanların eline sağlık, yiyenlere afiyet olsun diyelim. Başlayalım. Afiyet olsun. Merzukna tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime bi hurmetil Fatiha. Kolay gelsin ustam. Teşekkür ederim, sağ olun, hoş geldin. Buyurun. Evet, bugün misafirlere, pikniğe gelenlere yemek ikram ediliyor dernek tarafında. Evet. Yemekte neler var? Çoban kavurmamız var, pirinç pilavımız var, çoban salatamız var, karpuzumuz var. Çayımız, içeceklerimiz. Evet. Yemekler burada mı yapıldı? Burada yapıldı. Burada yaptınız. Evet. Elinize sağlık. Gerçekten güzel görünüyor. Hani dışarıda yapıp getirmediniz, burada yaptınız. Evet. Yerinde yapıp yerinde dağıtıyorsunuz. Mutlaka. Evet. Şimdi sırada bekleyenler var. Hava da sıcak. Bekletmeyelim o zaman. Elinize sağlık. Yiyenlere de afiyet olsun. Teşekkür ederim. Pikniğe katılanlara, misafirlere yemek ikram ediliyor. Evet, çok çok teşekkür ederiz. Bizi bu topluma getirenleri, bir araya getirenleri, emeği geçenleri, herkese teşekkür ederim. Bütün Karahaciplilere teşekkür ederim. Herkese selam ve saygılar olsun. Emeği geçen bütün herkese teşekkür ederim. Karahacip kasabasında yaşayan anneanneme, dedeme, herkese selamlarım ve saygılarım olsun. Sizlere de teşekkür ederim. Yemek almışsınız. Evet, aldık. Biz de mangal falan getirmiştik ama. Kavurma var, pilav var, karpuz var, çoban salatası var, ekmek var. Herkese teşekkür ederiz. Yani herkesten Allah razı olsun. Güzel bir alan yani. Herkes birikiyor, toplanıyoruz. Herkesimiz, evet, herkes toplumda buluşuyoruz yani. Bu arada sağ olsunlar. Ankara'da yaşayan Karahacipler Derneği'nin düzenlemiş olduğu piknik şölenindeyiz. Dernek Başkanımız Abdullah Genç yanımızda. Birliği, beraberliği sağladığınız için, bu kadar güzel bir piknik düzenlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Ben de siz geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Arkadaşlarla beraber yönetimde piknik şölenimizi yapmaya çalıştık. Katılımımız bu sene önceki yıllara göre çok fazla. Allah hepsinden razı olsun. Bunu zaten önemli olmak olan şey birlik, beraberlik, çoluğu çocuğu kaynaştırmak. Amacımıza ulaştığımıza da inanıyorum. Yani şu başkan, bu başkan hiç önemli değil. Önemli olan bunu kaynaştırabilmek.
Onun için de mutluyum yani, arkadaşlarım adına da, kendi adıma da çok güzel bir şenlik oldu. Piknik bahane, şenlik şahane. Evet. Dostluk, kardeşlik daha da güzel, çok daha da güzel şahane. Slogan oldu, evet, evet. Doğru. Bugün tabii İnegöl'de gelenler var, Çorum'da gelenler var. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnegöl'den de arkadaşlarımız geldi bayağı, Çorum'dan da geldi. Yani her yerden gelenler oldu, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dernekler birliği, beraberliği sağlamak adına çok önemli kuruluşlar. Fakat derneklerin de ayakta kalması sponsorlar, üyelerin aidatları. Bu konuda da biraz hassas davranırlarsa bence dernek de ayakta kalır. Onlara dernek daha da çok güzel hizmetler yapar. Aslında çok önemli bir konuya değindiniz. Duyarlı olmak lazım. Birlik beraberliğimizi sağlamak için tabii derneğe ki aidatları, aidatları gününde ödememiz lazım. Sahip çıkmamız lazım. Bu da ancak aidatlar zamanında ödenildiği zaman olur. Sponsor olanlardan da Allah razı olsun. Onlar da var aramızda, öyle insanlar da var. Gerekli zamanlarda gerekli yardımlar da yapıyorlar. Mustafa Genç. Yönetim kurulu üyesisiniz. Evet, dernek başkan yardımcısıyım. Mustafa Genç. Daha bir dönem önce dernek başkanlığı yaptım. Evet. 2008-2012'ye kadar. Dernekteki zorlukları en iyi bilenlerden birisin. Evet, evet. Karacip köylerinin hepsine teşekkür ediyorum. Bu desteğe, bu derneğe destek oldukları için hepsine teşekkür ediyorum ayrı ayrı. İsim neydi önce? Ahmet Bardakçı ismim. Çok. 1991'den belli bu dönemden kurucularındanız. Devamlı insanların desteğiyle buraya kadar geldik. İnsanlarımız inşallah daha iyi destek verirse, aidatlarını öderse biz bu derneği daha güzel yerlere getirmeyi istiyoruz. Evet, şimdi de yanımızda yönetim kurulunda yine Menderes Yücel var. Ve şu anda öncelikle ve sizlere bütün dışarıdan ve Çorum'dan, köyden gelen muhtarımıza olsun, Çorum Dernek yönetimine olsun, hepsine şimdiden teşekkür ediyorum ve bizleri de yalnız bırakmadıkları için ve İnegöl'den ve İstanbul'dan gelen ve misafirlerimiz oldu. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle biz burada birlik ve beraberliği sağlıyoruz. Yani birlik, beraberlik sağlamak için buradayız. Ve derneğimiz şu anda çok değerli bir başkanına kavuştu. Yani değerli başkan sayesinde inanıyorum ki çok ileri bir yerlere geleceğine inanıyorum. Ya bütün katılan arkadaşlarımıza, üyelerimize, dışarıdan olsun, içeriden olsun, hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Abdullah Ergün, dernek muhasebe üyesiyim. Buraya bugün gelen herkese, bütün Karacıklara, İnegöl'den gelenlere, Kayseri'den gelen oldu, Çorum'dan gelen oldu, her yerden gelen oldu. Herkese teşekkür ediyorum şenliklerimize katıldığı için. Ve belki bugüne kadar çok şenlik yaptık. Bu 14. olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ve bugüne kadarki en güzel pikniğimiz oldu. Katılan herkese, herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Ben Şükrü Şahin. Ankara'da esnafım. Evet, yönetim kurulundasın. Evet, yönetim kurulundayız. Başkanımız Abdullah Genç'le beraber, tüm arkadaşlarımızla beraber bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Şimdi ben masaları gezdim. Evet. Karacipler size teşekkür ediyor. Başkana ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz diyorlar. Bu pikniğin devamını da istiyoruz diyorlar. Yani gelenekler olsun, devam etsin diyorlar böyle. İnşallah bundan sonrası daha iyi olacak. Daha ileriye götüreceğiz. Bütün arkadaşlarımızla beraber. Bütün şehir dışından gelen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Buraya katılan üyelerimize ve köylülerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadılar, buralara kadar geldiler. Ayrıca sizin de renk katmanız bir ayrıcalık oldu. Size de çok teşekkür ediyoruz. Buradan memleketteki bütün herkese selam söylüyorum, bizleri izleyenlere. İsmim Alaaddin Şahin. Karacip yönetim kurulu üyesiyim. Çubuk sorumlusuyum. Evet. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi başkan ve yönetim kurulu, hepiniz taşın altına elini koyuyorsunuz. Aynen öyle. Biraz da üyeler koysa değil mi? İşte daha iyi olur. Üyelerden de taşın altına ellerini koymayı istiyoruz. Üyeler derneğe sahip çıkacak ki, dernek de onlara sahip çıksın değil mi? Vallahi yani elimizden geldiği kadar. Taş taşına duvar oluyor. Aynen öyle. Biz elimizi taşın altına sokuyoruz. Artık onlardan da bekliyoruz bu gayreti. Yani bu birlik beraberlik bozulmasın. Kesinlikle. İşte Ankara'da kesinlikle olsun, Çorum'da olsun, işte İnegöl'de olsun, evet, her nerede Karacipler varsa gerçekten çok güzel bir birliktelik, beraberlik sağlanmış. Aynen, bozulmaz. Aynen öyle. Biz de onun için inan ki dün saat 11'de buradan gittim gece. 11'den belli doğru dürüstçe uyku uyumadım. Bu düzen sağlansın diye burada. Ve de çok da güzel oldu bu organizasyon. İnşallah bundan sonra daha iyi organizasyonlara
Her sene daha imza atarız olur inşallah. Köylülere de selam söylüyorum buradan. Yandım, kürüm kalmadı.
karımdan kal isterim isterim. Arılı bakşanın bağından var isterim isterim. Arılı bakşanın bağından var isterim isterim. Senin için çıkam dağa, karlı dağdan kar getirem. Geri dönüp giden bağa, karlı dağdan kar getirem. Kar isterim, kar isterim, karlı dağdan kar isterim. Kar isterim, kar isterim, karlı dağdan kar isterim. Çorum'dan Çorumlular Dernek Başkanımız İsmail Aktaş da buraya kadar gelmiş. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Pikniğe geldiniz. Pikniğe geldik arkadaşlarımızın yönetiminle beraber. Piknik ortamını nasıl buldunuz? Organizeyi nasıl buldunuz? Dernek Başkanıma, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bana göre güzel bir organizasyon. Evet. Ankara Dernek Başkanımıza ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Çok güzel organizasyon oldu ve her zaman için böyle olmasını isteriz. Evet. Buradan Çorum Karaaciplere de bir selam gönderelim burada. Bizi buradan, her nerede izliyorlarsa. Çorum'daki oturan tüm Karaaciplere ve izleyicilerimize, Karaacip beldesindeki oturan arkadaşlarımıza hepsine selam ederim. Karaacip'te muhtarımız kalkmış buraya kadar gelmiş. Muhtarım hoş geldin. Hoş bulduk Haydar Bey, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz de hoş geldiniz diyeyim. Karaacipliler olarak buradayız. Evet. Bütün başkanıma, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Tabii güzel ki. Bir organizasyon çok yapmışlar. Çok güzel bir organizasyon. Müthiş bir kalabalık var. Organizasyon yapmışlar. Müthiş bir kalabalık var. Abdullah Gence dernek başkanımız yönetimine, Çorum dernek başkanımız buradalar. Onlara hepsine de çok teşekkür ediyorum. Karaacipliler olarak bizim birlikteliğe, böyle bir kalabalığa, böyle organizelere ihtiyacımız var. Olması gerekiyor. Belediye... Herkesin ki öyle muhtarım. Birliğe, beraberliğe, kaynaşmaya, dayanışmaya ihtiyacımız var. Dernekler de zaten bunun için var. Dernekler de bunun için var. Çorum Derneği, İnegöl'de derneğimiz yok ama orada da öyle bir toplumumuz var. 80 tane hanemiz var. Haftaya da orada var, Allah izin verirse. Orada beraber olacak. Elimizden geldiği kadar pikniklerimize katılmaya çalışıyoruz. Çorum, İnegöl, Ankara. Bura başkent, tabi bura bizim kalemiz. Arkadaşlara, dernek başkanıma çok teşekkür ediyorum. Hepsinin de eline koluna sağlık. Allah razı olsun hepsinden de. Evet, Karaacip tabi beldeydi. Şu anda beldelikten düştü. Evet. Belediye başkanının yerine muhtar geçti. Muhtarım, Karaacip'in ne sorunları var? Var mı sorunlar? Karaacip'teki sorunları çözmeye çalışıyoruz. Şu anda hiçbir sorunumuz yok. İlencümenimiz, partimiz, ilçe başkanımız, kaymakam beyimiz, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özel idareden istediğimiz destekleri alabiliyoruz. Çöpümüzde, çöpümüzde, içme suyumuzda hiçbir sıkıntımız yok. Sıkıntılarımızı hemen hemen bir belediye gibi hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabii ki ufak tefek şeyler vardır. Evet. Onları da mazur görmek lazım. Evet.
Yani, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Karacip'ten kalktın, buraya kadar geldin. Bu birlikteliği, beraberlikleri, dayanışmayı, kardeşliği gördün. Ben de teşekkür ederim. Yurt içinde, yurt dışında. Evet. Karacip köyünde olan bütün arkadaşlara, vatandaşlara, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben Ortaköy İlgelen Meclisi üyesi Mustafa Çelik, Karacip'liyim. Plan Bütçe Komisyon Başkanıyım Çorum'da. Bu dernek, Ankara bütün dernek başkanıma ve yönetimime teşekkür ediyorum. Bu birliği, beraberliği sağladığı için. Çorum, geçen hafta Çorum'daydık. Çorum da güzeldi. Bir diğer hafta İnegöl'deyiz. Biz köylerimizin, garajcıların olduğu her yerde varız. Ve Çorum'un bütün köylerine hizmet ediyoruz özel idare olarak. Bunun da en büyük payını Karacip alıyor. Ben orada Plan Bütçe Komisyon Başkanıyım. Bu Plan Bütçe Komisyon Başkanı olmanın sebebi tek Karacip'lerin arkamda olmasıdır. Tek birlik, beraberlik. Bu birliğin beraberlik olduğu sürece biz de hizmetimize sonsuz devam edeceğiz. Yani Karacip bedelikten düştü ama yani şu anda çok daha güzel, yani çok daha temiz yerinde hizmetler alıyor. Şimdi ben bu noktada hemen şunu söyleyeyim. Karacip beldelikten düştü de o zamanki o ablaların arabaların üstüne çıkıp belediyenin arabalarını vermiyoruz deyip direnmeleri, birliği, beraberliği, dayanışmayı orada evet. Göstermelerini biz unutmadık. Evet. İşte Karacipler Ankara'da, İnegöl'de, Çorum'da her nerede olurlarsa olsunlar görüyoruz ki birler, beraberler ve hep bir de ayaktalar. Biz Karacipler olarak tabii o bir şiir yani belde düşünce insanlar bir boşluğa düştü. Yani ne olacaklarını, nasıl olacağını, hizmetin nasıl olacağını gerçekten bilemiyorduk. Biz de bilemiyorduk yani şimdi. Ama özel diyarı, il özel diyarısı şu anda bütün köylere yani sadece Karacip değil. Bütün köylere, Türkiye yani Çorum'un bütün köylere şu anda biz Türkiye'de ikinciyiz. Yani çöp toplamada Türkiye'de Çorum ikinci köylerde. Yani bütün köylerde çöp araçları, hizmet alımından insanlar, yani köylerimize sonsuz hizmet yapıyoruz, sonsuz. Peki, teşekkür ediyorum köyler adına ben. Ben teşekkür ederim. Şunu burada vurgulamak istiyorum ki gerçekten Karacipler her nerede olurlarsa olsunlar, birlik ve beraberlik içindeler. Allah o birlik ve beraberliklerini bozmasın diyorum. Amin. Buradan herkese saygı selamlarımı gönderiyorum. Bursa'da, İnegöl'de Karacipler gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin örneğini sergiliyorlar. Bugün burada olduğu gibi. Bursa, İnegöl'de de gelenler de var. Al Çelik Mobilya, Kadir Çelik. Şimdi İnegöl'de tabii sizin derneğiniz yok. Yok ama siz öyle bir organize oluyorsunuz ki evet. Dernek varmış gibi. Aynen. Nasıl yapıyorsunuz? Birlik beraberlik var. Devam ediyor. Biz 8-10 senedir kendi aramızda devam ediyoruz. Evet. Biz de İnegöl'den geldik buraya işte birkaç arkadaş. Güzel bir ortam var. Siz de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Başkan Abdullah Gence yönetim kuruluna biz de buraya davetten bütün Karacip köylülere teşekkür ediyoruz. Biz de buradaki bütün Ankara'daki hemşerilerimizi, kardeşlerimizi İnegöl'e pikniğe bekliyoruz. İsmim Eyüp Daldıran. İnegöl'den Ankara'nın düzenlemiş olduğu pikniğe katılmak istedik. Bu organizasyonda emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Özellikle sizi aracı olduğunuz için yani tüm Karacip'lere, Çorum'da olsun, Karacip'te olsun, buradakiler olsun bizlerim sesimizi duyurduğunuz için. Güzel bir organizasyon. Allah razı olsun herkesten. Bizim gençlerin bir arada bulunması için gerekli olan çok önemli bir organizasyon. Bunun devamını istiyoruz biz. Biz böyle cemiyetlerde yani ne kadar ayrı kalsak da cemiyetler oldu mu cenazededir, bir şenliktir, düğündür. Hep hemen bir araya geliriz. Yani biz çok da maddiyatı gözetmeyiz oradan da. Yeter ki adamın cemiyetinde bulunup onun şenliğine destek verelim. Yani bizdeki tek amaç bu. Buradan İnegöl'de gelemeyen arkadaşlara da selamlar. Onlara da bir dahaki organizasyonlarda Çorum'a olsun, Ankara olsun gelsinler ki Ankara'da bize gelsin. Böyle bir birleşme olsun. Evet. Devam etsin istiyoruz. Birlik tabii beraberlik ki, adına tabii ki, tabii her ki. Yıl böyle güzel piknik düzenliyorlar. Devam ettiriyorlar. Tabii inşallah bizim de köylerimizde pikniğimiz var. İnşallah bütün köylerimizi İnegöl'e bekliyoruz. Güzel yani bu birlik beraberliğin bozmaması adına İnegöl'den bize geldik. Katkıda bulunmaya çalışıyoruz işte. Abdullah Şerbetçi. Pikniğe geldiniz. Evet, arkadaşlara İnegöl'den arkadaşlara ziyarete geldik. Burada yönetime,
başkanımıza, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz arkadaşlara. Bu birliğin, beraberliğin bozulmasını, daimi her sene böyle bir etkinlik daha da artarak etkinlik yapılmasını temenni ediyoruz. Yayın yaptığınız için sizlere de Karacık'ta neredeyse biz oradayız. Aynen. Sizlere çok çok teşekkür ederim. Burada yönetime, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Herkese de sağ olsun, var olsun. Gelmişler böyle bir kalabalık oluşturmuşlar. Başkanım, hep beraber, birlik, beraberlik içinde masaları geziyorsunuz. Dilekleri, şikayetleri, istekleri dinliyorsunuz. Evet, aynen öyle yapacağız inşallah. Onlar bizi dediler, buralara kadar geldiler. Biz de onları ayaklarına kadar gidip hoş geldiniz yapacağız inşallah. Evet, teşekkür ediyorum başkanım. Teşekkür ederiz. Evet, başkanım da Çorum'dan buraya gelmiş. Çorum'dan buraya geldik ve daha iyi olmasını, daha kalabalık beraberlik birliği sağlaması için. Şimdi biz masaları dolaşıyoruz. Arkadaşlarımıza soruyoruz. Bir isteğiniz, dileğiniz, bizden bir şey, herhangi bir isteğiniz varsa burada söyleyin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olsun. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun. İşinizi rast gelsin. Şu anda da Ahmet oğullarının masasındayız. Allah onlardan razı olsun. Maşallah her pikniğimize geliyorlar. Şenliğimize katılıyorlar. Yardımcı oluyorlar. Hepsinden memnunuz zaten. Allah onlardan da razı olsun. Evet, ben hemen şöyle muhtarıma da kısa tutayım. Kendilerine teşekkür ediyorum. Karacıplı olarak Ankara'da ikamet edip de esnaf olan arkadaşlar, bizim bazı organizelerde, bazı çalışmalarda Ahmetoğulları olarak bize her yerde yardımcı oluyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ahmet amcaya da yeni ameliyat oldu. Ona da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Abi hepsine çok teşekkür ediyorum. Geldi. Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar. Masamıza kadar geldiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi tabii hep beraber, birlik ve beraberlik içinde masaları geziyorlar. Dilekleri, istekleri, şikayetleri dinliyorlar. Bu ne kadar güzel bir şey ki, bu birlik beraberliğin devamı için atılan güzel bir adım. Evet, evet, katılıyorum ve köyümüz bugünlerde hep birbirine destek olduğu gibi 15 Temmuz'da da tüm memleketimiz, ülkemiz birbirine destek oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsinin ayağına sağlık. Bu masa Hacı Ömer Çelik enişteleriyle, damadıyla beraber birlikteyiz. Evet, maşallah kalabalık bir. Teşekkürler, Allah razı olsun hepinizden. Sizleri sayesinde bu duruma bir araya geldik yani. Evet, tabii sizler yemekleri yapmışsınız, mangalları, ızgaraları yapmışsınız. Bir de dernek yönetimi tarafında yemek ikram edildi. Evet, Allah razı olsun. He. Dayım yapmıştı. DNA'mızın, Allah birliğimizi, dilliğimizi, düzenimizi bozmaz inşallah. Öncelikle bu pikniği düzenleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok memnunuz yani. Herkese de köylülerimize, akrabalarımıza, komşularımıza çok selam ediyorum. Bütün Karacip halkına, bu pikniği düzenleyenlere hepsine teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Çorum'un hep köylüğünde olan akrabalarımın hepsine selam olsun. Bizi izleyenlere selam olsun. Eltime, ablama, kızıma, hepsine selam yolluyum, kaynanama. Bu pikniği düzenleyenlere de Allah razı olsun. Herkesten. Pikniğe gelinir de mangal yapılmaz mı yani, değil mi? Sen ne diyorsun abi? Yapılmazsa olmaz zaten. Olmaz. Pikniğin olmazsa olmazı mangal. Mangalımızı mecbur yapmak zorundayız. Vallahi sucuklar, köfteler. Evet. Tavuklar. Izgaralar. Buyurun bekleyin, beraber yiyelim. Evet, afiyet olsun. Vallahi teşekkür her ederim şey abi, sağ olasın. Evet, afiyet olsun. Sağ ol abi. Şimdi izleyenlere bunları gönderemeyeceğiz de bir selam gönderelim. Bir selam gönderelim. Köyde babam, var. Hamit Çelik. İnegöl'deki Çeliklere. Ben de Çeliklerdenim, ben Hasan Çelik. Şimdi Kadir Çelik'in amcaoğluyuz. Evet. Amcaoğluyuz. Onlara da selam olsun Kadir Çelik'e burada, Ali Çelik'e. Afiyet olsun. Sağ olasınız, teşekkür ederiz. Nasıl, ortamda memnun muyuz? Evet, çok memnunuz. Dernek başkanımıza, yönetim kuruluna, muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve buradan Karacip köyüne selam gönderiyorum. Buradan dayıma, teyzeme, Melike ablama, halalarıma hepsine selam söylüyorum. Ellerinden öpüyorum. Bu pikniği düzenleyene, organize edene çok teşekkür ederim. Karacıplı'nın tümüne selam ederim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Sana da teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Bu pikniği düzenleyenlere çok teşekkür ediyoruz, emeği geçenlere. Özellikle babam Efe Şahin'e çok geçmiş olsun diyorum. Allah'tan bol şifalar diliyorum. Ellerinden öpüyorum.
İnegöl'deki tüm akrabalarımıza, görümcelerime, eniştelerin hepsine selam gönderim. Beni deli sanma doktor, ben köyümün delisiyim. Benim yaram derin yara, ben köyümün delisiyim. Benim yaram derin yara, ben köyümün delisiyim. İstemez zengin olmak, sanma köylü cahil ahmak. Ben köyümün delisiyim. Sanma köylü olan ahmak. Ben köyümün delisiyim. Çamur gelmez doktor, cahil isem bana haktır. Ben köyümün delisiyim. Cahil derler bana haktır. Ben köyümün delisiyim. Küçük Mustafa'ya, ben köyümün delisiyim. Ne oldu küçük Mustafa'ya, ben köyümün delisiyim.